Edem anlatırdı. Serpenekli kerpiç evimizin peykesinde otururken çocukluğum. Ekmeğin, asbabın çocukluğumda yokluğum. Öbülün, bölüşmenin, dostluğun çokluğun. Çamut döşeklerde üç bacı yatarlarmış. Sabah oymaç, öğlen bulama, akşam pelize. Sohbet ederlerken de çedeneli kavurga ziyafet yaparlarmış. Ebem anlatırken kikir derdik, biraz da mazaratlık yapardık da baca deliğini gösterirdi hemen titreyen elleriyle. Cengulus geldi aha. Gel Cengulus, gel Cengulus. At bunları torbana. Mazaratlık yapacaklar mı bakalım bir daha? Şeytan burnlarına osurdu zar. Biz de bacadan çıkacağına inandığımız Cengulus'un korkusuyla tumardık yamanlıklı yorganımıza. Aha, Cengulus geldi. Geldi aha. Bu korkularla dalardık çocukluk uykularına. Cengulus çocukluğumuzun tek canavarıydı. Ondan çok korksak da torbasını hiç atmadı. Keşkem ebem şimdi yaşasaydı, Cengulus'un bile korkacağı çok canavarlar tanırdı. Cengulus göremediğimiz ama hiç zararını görmediğimiz canavardı. Şimdilerde zarar veren ama gördüğümüz canavarlardan Cengulus'a yer kalmadı. Anladım yıllar sonra Cengulus'un ne olduğunu, torbalara dolup çoktan kaybolduğunu. Ne Cengulus kaldı, ne evimizde ebeler. Binlerce huzurevi yaptık. Ebesiz kaldı evler ve bebeler.